Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Doktor Soruyla görevli diyetisyen ve beslenme uzmanı Şenay Balta bayram öncesi uyardı. Sağlıklı bir bayram için neler yemeliyiz? Tatlılar, börekler ve aşırı yemek ne kadar zararlı? İzliyoruz. Ramazan ayı boyunca beslenme düzenimiz, öğün saatlerimiz değişti. Tabii ki önümüzdeki günlerde de bayramı yaşayacağız. Belki geçtiğimiz bayramlara benzer bir bayram yaşayamayacağız ama yine de bayramla ilgili beslenme tüyolarını diyetisyen ve beslenme uzmanı Şenay Balta bizlere aktaracak. Doktor For You klinikteyiz. Geçtiğimiz günlerde de yine beslenme ile ilgili birçok tüyolar verdiniz. Umarım o videolarımızı izlemişlerdir. İzlemeyenler varsa da muhakkak bizim sosyal medya hesaplarımızdan Doctors For You ya da Şenay Balta Londra Aktüel yazdıklarında bunlarla ilgili tüyoları alacaklardır. Şimdi Ramazan ayı önümüzdeki günlerde bitiyor. Tabii ki oruç tutan var, tutmayan var. Ama önümüzdeki günlerde de bayram sevincini yaşayacağız. Belki eskisi gibi olmayacak dediğim gibi biraz önce. Tatlılar ikram ediliyor, değil mi? Nasıl bir beslenme düzeni olması gerekiyor bayram döneminde özellikle? Koronavirüs sebebiyle bu dönemde, bu sene bayramlarımız geçmiş senelere göre biraz daha farklı geçecek. Belki sosyal mesafelerin daha fazla yaşandığı, çok kendi içerimizde yaşayacağımız bir bayram olacak ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi ilke haline getirmemiz çok önemli. Dediğiniz gibi Ramazan boyunca oruç tutan, tutmayan oldu. Tutanlar varsa o dönemde öğün sayıları ikiye inmişti. Şimdi normal bayramla beraber öğün sayıları artmaya başlayacak. O geleneksel zengin sofralarımızın ihtişamına kapılıp çok ağır ve çok fazla yemek yemekten kaçınmak gerekiyor. En önemlisi bu. Çünkü vücudumuz oruç tutarken metabolizmamız yavaşladı. Onu hızlandırabilmek için mutlaka sabah kahvaltısıyla öğünümüze başlamamız çok önemli. Sabah kahvaltısında neler yapabiliriz? Daha önceki programlarda da siz dediğiniz gibi eğer izledilerse hafif bir kahvaltıyla öğünlerine, günlerine başlayabilirler. Bu hem Ramazan döneminde yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için hem de istenmeyen kilo alımının önüne geçmek için ilk basamak olacak. Besin tabağında olması gerekenlerin olmasını söyleyeceğim yine ben. Bunlar neydi? İşte bol yeşillik, mutlaka bir protein, peynir olur, yumurta olur. Aynı zamanda tam tahıllı çavdar, buğday ekmeği eşliğinde güne güzel bir başlangıç yapabilirler. Hazımsızlık, mide problemleri, kan şekerindeki dengesizlikler ya da tansiyon problemi yaşamak istemiyorlarsa ve aynı zamanda bayramın tadını çıkartıp sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmek istiyorlarsa mutlaka dediğim gibi dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenmeyi ilk haline getirmemiz gerekiyor. İkinci olarak yapmamız gereken şey o iki öğünde bıraktığımız oruç tutarken yediğimiz iki öğünü normale döndürmeye çalışmak. Üç ara öğün diyoruz normalde yememiz gereken. Ama bu ilk bir iki gün belki üç öğün yiyerek metabolizmamızı hazırlayabiliriz normal hayatımıza geçiş sürecine. Sonrasındaki ara öğünlerle de hem Ramazan'dan sonraki o iştahımızın artışını dengede tutabiliriz. Hem dediğim gibi kan şekeri düzeyini dengede tutmamız için yardımcı olacaktır. Aynı zamanda ana yemeklerimizde de geleneksel yemeklerimizi eğer tercih ediyorsak bunları kızartmalar yerine fırında, buharda yapılmış yemekleri tercih edersek hem fazla kilo alımına engel olmuş oluruz hem de sağlıklı bir şekilde beslenmiş oluruz. Şimdi bu tabii ki bayramı konuştuğumuz zaman günün her öğününde, her saatinde bir tatlı ikramıyla karşılaşabiliriz. Bu noktada tatlı da yiyebilir miyiz, onu sorayım. Yani bizim geleneksel olmazsa olmazımız sofralarımızda mutlaka tatlılarımız oluyor. Kültürümüzden dolayı o ikramlar, ısrarlar bunun önüne geçemeyebiliriz tabii ki. Ama mümkünse eğer şerbetli tatlılar varsa size ikram edilen ya da eve aldığınız ya da yaptığınız hani belki bir baklava
bir tane baklava olabilir. Ama benim tavsiyem sütlü tatlıları tatlılardan yana kullanmanız tercihinizi. Yani şerbetliyse sadece tadına bakın diyorsunuz yani. Tadı güzelse. Yani şöyle, eğer bunu alışkanlık haline getirmediysek ve hayatımızın her döneminde uygulamıyorsak bir parça ekstraya kaçmamızda bir sakınca yok. Ama dediğim gibi sürekli bunu tekrarlıyorsak istenmeyen kilo alımlarına sebep olacağı için tavsiye etmiyorum. Şimdi aslında özet olarak şunu söylememiz gerekiyor. Hem dikkatli, hem az, hem de sağlıklı beslenmek aslında her hayatımızın her alanında önemli. Çünkü hem fazla kilo almaktan kaçınıyoruz, hem işte sağlığımız açısından bizi tetikleyen bazı şeylerin başlangıcına engel olmuş oluyoruz. Bununla birlikte tabii ki yanında spor da yaparsak herhalde tam istediğimiz bir hayat bizi bekliyor olabilir mi? Kesinlikle. Ben de ona değinmek istiyordum aslında. Çok teşekkür ederim. Yani Ramazan döneminde yavaşlayan metabolizmamızı hızlandırmanın bir diğer faktörü de mutlaka egzersiz yapmak. Hiçbir şey yapamıyorsak günde 45 dakika, 1 saat yürüyüş yapmak, bunu bir anda yapamıyorsak 15'er dakikalara ya da yarımşar saatlere bölerek yapmak metabolizmamızı hızlandırmaya yardımcı olur. Aldığınız o ekstra kalorileri yakmanız için yardımcı olur. Dolayısıyla gerçekten fiziksel aktivite çok önemli. Tabii sıvı tüketimi de bu noktada önemli sanırım. Kesinlikle. Ramazan döneminde o vücudun alamadığı ya da eksilen sıvıyı mutlaka bu dönemde günde 2 litreye yakın su içerek, yani 8-10 bardak arası su içerek karşılamamız gerekiyor. Ve su içimi zaten eğer yapılırsa gün içerisine yayarak bu iştahımızı da dengelemek için de yardımcı olacaktır mutlaka. Harika. Tabii sevgili izleyenler, Şenay Hanım diyetisyen ve beslenme uzmanı Doctors For You Klinik'te haftanın belli günlerinde sizin için buraya geliyor. Normalde NHS'te görevli. Siz tabii ki buradaki hastalarınızla da herhalde özel olarak onların beslenme programını çıkartıyorsunuz sanırım. Birazcık Doctors For You Klinik'te yaptığınız hizmetlerden bahsedersek. Tabii. Danışanların bana geldiğinde ne için geldiklerini öncelikle öğreniyorum. Sonucunda neye varmak istediğimizi birlikte kararlaştırıyoruz. İlk gördüğüm gün ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne iş yapıyorlar, hayat tarzları nasıl, fiziksel aktivitelerinde bulunuyorlar mı? Bunların bütün detaylarını alıp, geçmişte bir rahatsızlıkları var mı, kullandıkları ilaçlar var mı, kilolarının durumu neydi, kilo aldılar mı, verdiler mi, sabit miydi, yoksa başka bir rahatsızlıktan dolayı mı, örneğin şeker hastası ve sağlıklı beslenmek için mi bana geldi. Bu detayları öğrendikten sonra izlememiz gereken bir yolu çiziyorum, menülerini yazıyorum ve sonrasında da takibinde bulunuyorum. İyiler mi, takip ediyorlar mı, zorlanıyorlar mı, bunların hepsini kontrol altında tutuyoruz burada. Harika. O menü oluşturma kısmı güzelmiş. Yani ne yiyeceklerini belirliyoruz öncesinde diyorsunuz. O haritaya uyduklarında istedikleri amaca ulaşmış mı oluyorlar? Mutlaka, mutlaka. İstikrarlı olmak çok önemli, istemek çok önemli. Aslında istemek yolun yarısı. İstikrarlı bir şekilde devam etmek gerçekten istenilen sonuca ulaşmamız için çok büyük etken. Çok teşekkür ederim Şenay. Ben çok teşekkür ederim. Bu arada bütün herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Haftanın 7 günü toplumumuza hizmet veren Doctors For You, kadın doğumdan dahiliyeye, kulak burun boğazdan psikoterapiye kadar uzman doktor ekibiyle içinde bulunduğumuz zorlu günlerde dahil olmak üzere her zaman yanınızda.